Merhaba arkadaşlar. Bugün yağlı güreşte piyasa güreşlerin piyasa güreşleri olduğu zamanlardan 2021 yılı Sekapark yağlı güreşlerini değerlendireceğiz. Bu süreçte de nostalji serilerine devam edeceğiz. Nostalji demeyelim, yakın geçmiş güreşleri de buraya arşive ekleyeceğiz arkadaşlar. Başlayalım, neler yaşanmış? İzleyin, bence çok güzeldi. Özellikle seçtim bu güreşi. Başlayalım. İsmail Balaban girişte güreşin efsanesi iki altın kemerli Ahmet Taşçı'yla bir gösteri güreşi yaptı. İsmail Balaban Ahmet Taşçı'yla güreşti. Onun için de özel bir gün, özel bir an oldu. İlk tur güreşleri Ali Gürbüz paça kazıktan rakibini asmış, rahat bir çevirmiş. Tanju Gemici'yi görüyoruz. Özlendi bayağı. Sakatlığını da atlatmıştır, umarım seneye izleriz. O da arka arkadaşla rakibini rahat geçiyor. Fatih Atlı Ertuğrul Dağdevren'e bayan da yaptırıyor. Ertuğrul Dağdevren açılıyor burada. Kim bu? Mustafa Taş. Bir de Serhat Gökmen. Serhat Gökmen'i geçiyor. Serhat Gökmen kas kanadına girerken Stolaş çift bacak alıp yani yüklenip o pozisyonda avantaj duruma geçmiş, kazanmış. Karada bir kanarıcı sanırım rakibi. Bugün görekim de olabilir. Rahat geçiyor. Burada Şaban Yılmaz rakibini geçiyor. Kim bu? Ekrem Yavuz. Ekrem Yavuz da bıraktı güreşi. O da kule hakem heyetinde sanırım. Çok güzel bir iniş var. Sol üstte. Puanlamada Ali Yanatma sanırım mağlup oluyor. Burada da Feyzullah Aktürk. Minler'de devam ediyor Feyzullah Aktürk. Orada da iyi gidiyor. Üçüncülükleri sanırım birinci de oldu herhalde. En son üçüncü oldu diye hatırlıyorum. Hamza Köseoğlu da son olarak o anlamada galip gelip geçiyor. İkinci turdayız. Sağ üstte Ali Gürbüz yine. Ali Gürbüz'ün 2021 sezonu iyi olduğu dönem. Kırkpınar'ı da almıştı. Abi rekabet, mücadele olarak çok iyiydi. Son bölümler özellikle seçtim. Orada Fatih Atlı açılıyor sağ üstte. Orhan Okulu da sol altta galip geliyor. Bakın burada Fatih Atlı rakibi de Yıldır'a yakın.
Şeyin gümüş alan kulağa da sarılı. Şeyin gümüş alan çok geliştirdiğinin bir örneği bu kendini. Bakın serttirme arıyor. Ali Gülbüz'den gördüğümüz oyunu. Tek kolla böyle. Bir de sol eliyle yapıyor. Sonradan başarılı olamıyor ama ondan sonra paçayı alıp iç kazık paçaya dönüyor ve rakibi mağlup ediyor. Burada Emre Erkal Mehmet yeşil yeşil kas kanadı yapayım derken kendi açılıyor, altta kalıyor. Orada üçüncü ihtarla İsmail Koç Recep Karay'ı mağlup ediyor. Üçüncü turdayız. Ali Gülbüz'den yine güzel bir kas kanadı geliyor. Seka Park o zamanlar yani şimdi bu sene yağlı güreş ligine girdi ama o zamanlarda yani bildiğiniz normal standart piyasa güreşlerinden bir tık üstte bir güreşti. Bu da İsmail Koç. Yine kas kanadı yapmaya çalışan rakibini bacaklardan yakalamış ve açık düşürmüş, galip gelmiş. Karda yine Osman Aynur görüyoruz. Osman Aynur da burada boyun duru kalayım derken rakibi sürüp galip geliyor paçadan. Orhan Okulu tabi. Ben de kim diye bakıyorum ama Orhan Okulu'ymuş yani. Orhan Okulu'dan başkası olamaz zaten o galibiyetin sahibi. Ama burada Orhan Okulu o dönem bayağı bir dizinden sakatlık geçiriyor sol ayağına. Burada yine sıkı bir mücadele. Mehmet Yeşil. Mustafa Taş sanırım rakibi. Evet Mustafa Taş. Burada verdiler herhalde girişi. Verdiler. Anlık da olsa gösterdi yani tam hakimiyeti. Burada çeyrek finaldeyiz. Ali Gülbüz, Tanju Gemici bu mücadelenin hikayesi de var. O zaman Hikmet Hoca ile çalışıyor Ali Gülbüz. Ali Gülbüz, Hikmet Hoca ile Tanju Gemici fena sağlamış. Tanju Gemici ile iddialaşıyor. Tanju Gemici hatta diyor işte şimdi Ali abiyi yeneceğim falan filan diyor. Baksana bele girmiş. Bayağı da zorlamış yani. İddialaşıyorlar bayağı bir. Burada hatta bir an herkese ne oluyordu falan olmuştu. Ali Gülbüz Kırkpınar şampiyonu çok iyi gidiyor. Ama Tanju Gemici orada bu iddiayla girmiş güreşe. Sonunda da göreceksiniz zaten. Bakın ne güzelmiş değil mi? Yani bak kendi aralarında piyasa güreşi bir renk katmışlar. Güzel iddialaşmışlar. Ya Tanju baksanıza abi parçadan, kazıktan, kasnaktan ne kadar sürmüş. Orada olmamış, bele girmiş. Çok da güçlü bir pehlivan. Ama Ali çok iyi olduğu zamanlarda kondisyon, fizik olarak çok iyi olduğu zamanlarda karşılığını vermiş. En azından yenilmemeyi başarmış onu o pozisyonda. Çünkü Tanju Gemici bütün gücüyle saldırmış şu anda. Tanju Gemici durmuyor, devam ediyor. Bakın çok tatlı sert, çok güzel de bir mücadele olmuş. Oradan Ali Gülbüz istediği pozisyona getirmiş Tanju'yu. Tanju orada mecbur künde pozisyonda kalmış. Ama orada bakın Hikmet Hoca ne kadar seviniyor. Eller havada. Sonunda mimik, rock. Abi çok güzel ya. Bak hakem bile alkışladı ikisini. Bak aralarında bir iddia olduğunun kanıtı zaten orada. Ben sormuşum özellikle. Hatta Tanju Gemici Hikmet Hoca hatta sonra ekibi çalıştırmak istiyordu. Tanju Gemici'yi söylemişti. Hani kafalarımız çok
yakın falan diye, o da deli, ben de deli diye. Ama Tanju Gemici, yani sen deli hoca, ben deli hoca, olmaz bu iş gibilerinden hani cevap vermiş. Yani o zaman gel benimle çalış falan gibilerinden böyle muhabbetler olmuş sanırım. Doğru, Tanju Gemici. Faruk Akkoyun burada İsmail Koç'u mağlup ediyor. Tanju Gemici Hikmet Hoca'ya çalışsa bence 40 binler alır. O disiplinle. Ama Hikmet Hoca'ya çalışmak çok zor. O disipline uyabilecek çok az insan var Pehlivan'ın civarında. Bildiğim kadarıyla Mustafa Taş çalışacak. Önümüzdeki senelerde Mustafa Taş bunun çalışırsa eğer, ki öyle biliyorum, çok faydasını görecektir diye düşünüyorum. Çünkü Hikmet Hoca acayip disiplinli bir adam. Öyle hiç taviz vermeyen kim olursa olsun öyle bir adam yani. İsterse 10 tane kırpın arasında adam kendi şeyi var yani, bir çizgisi var. Önce Yıldır Aykın galip geldi. O da Ali Gülbüz Faruk Akkoyun'u mağlup ediyor. Faruk'un da Ali'ye hep eskiden beri hiç şans tutmadı ya. Ama bu güreşin devamında yine 3 Kocaeli'li var. Finalde de Yıldır Aykın'la Ali Gürbüz geliyor ve final inanılmaz böyle heyecanlıydı. Ben bunu hatırlıyorum, çok iyi hatırlıyorum. Yıldır Aykın resmen Ali Gürbüz'e meydan okundu. Yere yattı. Ali Gürbüz dakikalarca böyle altında yoğurdu, yenmeyi denedi ama Yıldır Aykın kesinlikle ona o şansı vermedi. Gerçekten Yıldır Aykın çok böyle normal zamanında olsun böyle kolay kolay rakibine yenilme, yani yenilecek bir pehlivan değil yani. Savunması çok iyi. Bak, Kürşat Korkmaz da aynı şekilde. Benzetiyorum ama hücum olarak çok zayıflar ya. Yenicilik olarak çok zayıflar. Onu da bir başarırlarsa, bak ilk Kürşat mesela örneklerde, Kürşat savunması çok iyi. Biraz çalışıyor da, biraz da böyle teknik yeniciliğe çalışsa inanılmaz bir yol kat eder diye düşünüyorum. Çünkü her şey var. Sadece yenicilik kısmında biraz eksik kalıyor. Bakın mücadeleye bakın. Akşam saatlerine kaldı. O anlamaya kaldı. Yıldır Aykın öncesinde gerçekten meydan okudu. Kesinlikle yenilmedi. O anlamada da devam ettirdi bunu. Hani öyle kaçak göçek değil ama yattı yere yani, yenemedi Ali Gürbüz onu. Çeviremedi. Bayağı da iddialaşmışlardı. Yani piyasa güreşi ama mücadeleyi görüyorsunuz. Bu sene kaç tane piyasa güreşinde gördük bu olayı? Ama bunun yeni gelen pehlivanlarla değişeceğini umut ediyorum. Baş altından yükselecekleri, jenerasyonun değişmesiyle inşallah değişir yani. Bu dönemler biraz geçiş dönemi gibi. Yani bir iki sene içinde bu güreşte inşallah bu yönetimle giderse biraz düzelecek gibi. Her sene üzerine azar azar koyarak giderlerse. Bakın Ali Gürbüz'ün koltuk altına geçmeyi deniyor o anlamada. Ali Gürbüz izin vermiyor. Yani Gürbüz'e korkmadan giriyor yani kasnakta. Güzel bir meydan okuyormuş. Gerçekten ben izlemiştim. Çok da heyecanlı bir mücadeleydi. Sonunda da Ali Gürbüz paçayı kaptığında bir Voron Okulu yenişi yapıyor. Bakın ne kadar seviniyor antrenörü orada Ali Gürbüz'ün. Bakın sarılıyorlar. Tanju Gemici ile olan mücadelesi, bu mücadele. Ya her güreşte şöyle 2 tane 3 tane gerçekten böyle resleşme tarzında mücadele olsa zaten tadından yenmez. Herkes bu güreşi daha fazla izlemeye başlar. Gerçekten bu sene bayağı bir lig güreşleri içinde bayağı bir sıkıntılı oldu. Güreş izleyemedik yani lig güreşleri içinde. Bu seriye devam edeceğiz. Özellikle eskilerden güzel güreşleri de çekeceğiz arkadaşlar. Yani
yapacağız tekrar. Eskiden kanalda vardı bunlar. Hazırladığım arşivde.